Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 27 Şubat Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da çok zevkli koşular bizleri bekliyor sevgili dostlar. 10 koşulu bir programımız var. 2 altımız olacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi bir maiden koşu. Dişler Aması 3 Çarşı İngilizlerin 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada koşuya döndüğümüz zaman e, yani 5 nolu safkanımız İpek Yele Tugay alıcıyla artık zamanın geldiği gibi görünüyor. Ama burada 10 nolu e, Zafira var. Özcan Yıldırım tercihine O da 154 günlük bir arası var e, Arayla geliyor e, Güzel e, dereceli Goloplarla hazırlanan Zaten Bursa e, safkanımız olan Özcan da üstünde e, Bakalım nasıl bir koşu sergilecek İpek yeleği ciddi rakip olacaktır Burada bir tane sürpriz isim var Sevgili dostlar Oğuz Eren'le O da ilk defa dektör oldu İstanbul ve Bursa'da son koşusunu İstanbul'da yapıp Tekrar Bursa pistine e, Geri gelen 8-10 safkanımıza da burada sürpriz bir isim dikkat diyeceğim. 5, 10 ve 8 benim burada 3 safkan önereceğim. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka kuponlarımıza ilave etmeyi unutmayalım. Önceliğiniz kendi tuttuğunuz safkanlar olsun. Bizler de sizlere yorum yaparak yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Evet ikinci koşumuz şartlı 3. 3 yaş İngilizler 1300 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada bir nolu süper sadi Cem Altun'la Aprant arkadaşımız da ilk defa dektör oldu. Yaptığı iki koşusunda da Bursa'da 1200 ve 1400'ü harika koşular çıkartıp kazanmasını bildi. yani alternatif banko olarak da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Yani kuponu ufalacak arkadaşlar. Ama tabii ki burada 5 nolu sapkın bir konuk orijini Özcan Yıldırım'la bir kere start aldı o da Bursa'da. 1400'ü kazandı. 105 günlük bir aradan sonra tekrar Özcan'la buluşan 5'i de eksik etmeyeceğim. Sonradan 2 nolu sapkın Çavdarlı Eray Çizik'te ve de 7 nolu Mikea'ya da dikkat diyeceğim. Mertcan Çelik tercihinle 3. kez e, Mertcan'la buluştu yeriyle dikkat diyebiliriz bu koşuda sevgili dostlar. Sıralama bir alternatif banko 5, 2 ve 7 bizim sıralamamız bu şekilde oluştu. Evet 3. koşumuz handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkıyor. 1. dörtlü ayarımız burada start oluyor. 7 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Tabii ki bu 7 safkanın 3'ü bu koşu için yeterli olacaktır. Onlar kimler sırayla ikinoğlu sönmez değil. Kadir Tokoç 3'te 2 yaparak iyi bir e, ilme yakaladılar. E, Kadirle Bursa'da e, 1800 olsun, 1400 olsun, son kosunu 1400'e maalesef bir ikincilikle ayrıldı ama gün planı kazanmıştı Kadirle arkasında sönmezdi, bir ikincilik elde etti. Yarın e, yine birincinin güçlü adayı olacaktır. İki benim ilk tercihim buna ciddi rakip olarak 1 ol, ceset affetmez. Uğur Levent de ve de 3 nolu sesen e, sesto elemento diyeceğiz Eğer çizikli. Evet sıralamamız 2 1 ve 3 şeklinde oluştu 3. koştaki sıralamamız. Evet 4. koşumuz 7 plase ve 1. üçlü gayrımız başlıyor. Meydan bir koşu dişler ama 3 çarşı İngilizler 1300 metre kuma çıkacaklar. Evet koşuda da yani burada e, ben banko tercimi e, bu koşuda yapacağım sevgili dostlar. X startına bir yedincilikle ayrıldı İstanbul sentetiğinde 1400'de arkasından Kocaeli Kabokum'a gitti Saadettin Boyraz da e, çok etkili bir koşu çıkarttı e, o koşta e, bir ikincilik elde etti İpek Yele'de yani e, Bursa koşularında yani birinci koştu. İpek Yele'yle de beraber koşmuşlardı onu da geçme başarısı göstermişti ben e, yarın için Sığınma Leon'un birinci Altılgayen için dört nolu e, Kalim Moz, Kalim NOS olacak. Benim banko adımdır. Banko olarak tercih yapacağım. Ee, tabii ki yani burada e, ciddi rakiplerim var mı? Tabii ki var. 103 günlük aradan sonra e, start alacak olan Altınoğlu safkanımız yedi ve de nolu safkanımız da Cem Altun'la ilk defa kuma çıkacak. 210 günlük bir arası var. Bursa ve İzmir'den e, İzmir'de yarış hayatına başladı. Son kursunu zaten Bursa'da yapmıştı. Bir üçüncülük elde etti. İlk defa kuma çıkacak çalışmalarını da beğendim. Sürpriz şansı olabilir ama benim bankom 4 olacak. Arkasını 6, 7 ve 10'u da bağlayıp 1, 2'li deneyeceğim bu koşta. Bunu da atlamadan dile getireyim. 7 plasemizlere de 4 nolu kalimnos bankomuz. Evet 5. koşumuz 2. altılı gayemiz burada start alacak. şartlı 4 bir yarış. Yamak bir sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecek. 4 ve Kore İngilizlerin 1800 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımız yer alıyor. 1 nolu King Colin ve de 11 nolu safkanımız Ekir olarak piste çıkacaklar. Evet buradaki sıralamam. İlk tercihim 4 nolu safkanımız Erel Çizik de. İkinci atım 9 nolu safkanı Guliyev son yaptığı koşunu çok başarılı bir koşu çıkarttı kısa mesafede. Şimdi mesafı uzadı. Yine etkili koşacaktır. Çağlar Taşçı ile 9'da ikinci tercihim. Sonradan Yelinoğlu Sakun Oğurti yazmadığımız zaman geliyor. Yazdığımız zaman gelmiyor. İnşallah yarın bizim için koşar. E, bu mesafede etkili koşmasını bekliyorum. Kürşat Yılmazsa 7'yi de eksik etmeyeceğiz. Sonradan 1 nolu Sakun King Colin Ekürler. 10 nolu Sakun'umuz Lady Karşıyaka. E, Enes Bozdağ'la start alacak. Yaptığı son koşusunu o da e, Handikap 15'i kazanmıştı. 1800'de İlker Soyat'ta. İyi bir koşu çıkartmıştı. Yine etkili koşacaktır. nolu Safkanımız ve de Altınoğlu Lazın e, Zalınoğlu pardon özür diliyorum. Zalınoğlu Mahmut Bağla etkili bir performans gelebilir. Dikkat. 4 9 7 1 10 ve 6 şeklinde oluştu ikinci altılı gayrımızın başlangıç aya. Evet 6. koşu handikap 16 5 ve Kore Araplar 1400 metre kuma çıkıyor. 15 safkanımız yer alıyor. Altınolu Bursa Efesi ve 14 nolu Hanım Sultan Ekir olarak piste çıkacaklar sevgili dostlar. Evet pardon arkadaşlar. Evet 6. koşumuzda devam edelim sevgili dostlar yarışlarımıza. Evet benim burada ilk tercih yapacağım Safkan Mahmut Turan'la ilk defa buluşan bir Tümöz Bey orijini Bal Diyar 7 nolu Safkanımız benim ilk tercihim. ikinci atım 2 nolu Safkanımız Kızım Aysima Cemal Tun'la. Sonradan 1 nolu safkanımız çivici Eray Çizik'le, 3 nolu safkanımız Fırat Baba, Şevket Gökçe ile ve de 8 nolu Ertun Çağan diyeceğiz. Mustafa Çiçek de çok çok dikkat ee, bu safkana son yaptığı ikinciliği gayet başarılı buldum. Kocaeli'de Bursa pistine geliyor. Mustafa Çiçek'le de üçüncü kez buluşan sekizde es geçmeyeceğiz bu koşuda. Evet sıralamamız 7-2-1-3 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet yedinci koşumuz Handikap 16. Dört yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkıyor. 12 safkanımızın yine çekişmeli bir mücadeleye gireceğini düşündüğümüz bir koşu. Zor bir koşu ama bu koşta ben dört safkan yeterli olacağını düşünüyorum. İlk tercihim Altınolu Hopa'dan Mertcan Çelik de ikinci altımız İkinoğlu Harem Ağası Halil Kaplan'la sonradan üç dolu İzmir Efesi Nevzat Avcı'yla son koşunu kazanarak çok formda girecek bu koşuya etkili bir performans mutlaka gelecekti. Son Bursa koşusunu 1400'ü kazandı. Şimdi mesafe kısa olsa da ben İzmir'in Efesi burada şanslı olacağını düşünüyorum. Üçü de eksik etmeyeceğiz. Ve de son olarak da bir tane sürpriz isim ceninci ile 50 kilo ile start oluyor son koşunu kazanarak bu koşuya girecek olan hedefim diyeceğiz 9 nolu safkanımız sevgili dostlar Evet 6 2 3 ve 9 benim e, sizlere önereceğim bu 4 safkan olacak Evet 8 koşumuzda devam edelim kısa vade 7 4 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkacaklar Evet burada da e, sizlere önereceğim safkanların arasında e, ilk tercihimiz burada İkinoğlu e, Halim Ağa olacak sevgili dostlar. Halima'ya gelince yani burada ben aslında çok iyi bir grup bulduğunu düşünüyorum. E, yani bu koşuda e, yani alternatif bir bankoda olacağını düşündüğüm bir safka. Gür dört 4 kere start alıp ikisini geçti Gür Obası'nın e, Alp Alper abiyle de bir kere start almıştı. Onu da geçme başarısı göstermiş. Geri kalan safkanlarla ilk defa e, mücadele içerisine girecek. E, son yaptığı e, grup 3'te yerinci. Ondan önce grup 2 1400'e bu mesafede ikincilikle Rüzgar Hanım O kuşta Özcan Yıldırım'la ikincilikten e, ayrılmıştı. Şimdi Özcan'la da yine yola devam dediler. Ol, halim halime. Yani burada e, alternatif bir banko adayımız olabilir. Yani banko değerlendirecek arkadaşlar, kupon falçak arkadaşlar değerlendirebilir. Ee, bunun ciddi rakibi olarak 1 nolu Gürobası, 3 nolu safkanımız Alper abi ve 8 nolu Müslüm Başkan Ekürler bu safkana dikkat diyebiliriz. 2 alternatif banko 1, 3 ve 8 buranın ciddi rakibi olacaktır halimaya e, ciddi rakip gördüğüm safkanlar. Evet 9. koşumuza devam edelim. Bir Meydan Dişler ama süt chaş İngilizler 1300 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Burada banko ismimiz o da Patrick ya olacak. Cemal bir kere start almıştı. Eee Cemal şimdi ikinci kez buluştu. Ben e, yarın bu uygunlaşan bu grupta yani söz sahibidir ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum ben. 1 nolu safkanımız yarın benim e, banko ismimdir sevgili dostlar. Ee, ben e, yani dokuzuncu koşu ben Bursa'nın e, kalesi olarak görüyorum bu safkanı. Geçilmeyeceğini düşünüyorum bankomuz. Evet buna çok ciddi bir rakip o da 10 nolu safkanımız Prenses Elena var. Mustafa çekti ben ikili için değerlendireceğim ve de altın oğlu safkanımızı da arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim bir bankomdur. Evet 10. koşumuz şartlı 3 dişiler ama 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor. 16 safkanımız yer alacak. Evet burada da sıralamamız şu şekilde oluştu. 3 nolu Nikirun Mustafa Çek'te. 2 nolu safkanımız Bas Balia Ali Yıldız'a. 6 nolu safkanımız Herose. Heroes Kadir Tokoçoğlu'yla. Sonradan 7 nolu Kartanesi Özcan Yıldırım'la ilk defa buluştu. Sonradan 10 nolu Melih Hanım Tolga Yıldız'la. Ve de 9 nolu safkanımız Onur Atmaca'yla çok çok dikkat diyeceğim bir sürpriz bir isim buraya yakışır olduğunu düşünüyorum. 3, 2, 6, 7, 10 ve 9 benim sizlere önereceğim. Safkanlar bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Bursa'nın ikinci altılı ganyanı gerçekten paraya çok çok müsait koşular bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar. Evet ikinci altılı birazcık e, yüksek e, Kupon olarak karşımıza çıkıyor ama benim verdiğim sizlere demin de deminde, şimdi de bahsedeyim. Geçen videolarımda hep dile getiriyorum. Verdiğim safkanları yani fazla yazdığımız yerlere birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü atları da yazarak ayıklama yapabilirsiniz. kuponu falçak arkadaşlar zaten burada 8. Koşu'da nolu Halimay'ı alternatif bir bank olarak önerdik kazanma yakın gibi görünüyor. Rakip önerdik. E, iki i̇ki bankolla tercih yapabiliriz sevgili dostlar. E, evet Bursa için aktaracağım. Safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Hoşçakalın sevgili dostlar.